Şimdi Himalaya tuzu getirdik Pakistan'dan. Daha önce bir kutusun 350 gramını 10 liradan satıyorduk. Başkasından aldığımız için aracı firma. Şimdi kendimiz getirdik. Pembe tuz 9 lira öğütülmüş. Himalaya tuzu 8 lira. Ama bunda da kalmadık. Ne yaptık? Ekstra indirim yaptık. %20 özel kampanya. 100 kilo, 200 kilo bir ton almak isteyenlere de ayrıca görüşebiliriz. Acele elimizden çıkarmamız lazım çünkü acil birkaç makine almamız lazım. Bu nedenle maliyetine yakın fiyata veriyoruz. Himalaya tuzunun faydalarını anlatıyor arkadaşlar. Benim anlatmama gerek yok. Yüksek oranda iyot içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bazıları faydalarını yazmışlar. Bizim sayfada da var faydaları da. Astıma iyi gelir. Ama astıma karşı kekik kadar etkili değil tabii ki. Kekiğin etkisi 100 ise Himalaya tuzu 5. Faydalı. Strese karşı iyi gelir. Böbrekleri temizler. Böbrekteki asidin atılmasını sağlar. Uykuyu düzene sokar. Himalaya tuzu. Yani normal tuz gibi değil. 84 çeşit mineral içerir. Havada kinlemi çeker. Migrene, kemik erimesine, kireçlenmeye iyi gelir. Tabii ki bu 40 kilitle karşılaştırırsa 40 kilitin etkisi, bamyanın etkisi 100 ise Himalaya tuzu %5, %10'dur. Yani faydası var ama abartmamak lazım. Kullandım, iyileşmedim. O kadar da değil yani. Bazıları böyle abartılı şuna iyi gelir, buna iyi gelir diyorlar. O kadar da değil yani, ilaç değil. Tuz. Yüksek oranda iyot içerir, guatrı önler. Normal, düzenli sofra tuzu olarak kullanmak gerekir. Şimdi guatrı iyi gelir. Fakat diş macunlarında sodyum florit içeren diş macunu kullanıyorsanız diş macunundaki florit kana karışır, tiroid bezine gelir. Tiroid bezinin ne yapar? Tiroid bezindeki iyotu dışlar. Neyse başka bir konuya geçmeyeyim ya. Tiroid bezinin çalışmasını etki yapar. Burun tıkanıklığına, hafif rahatsızlara iyi gelir. Sulandırılarak buruna çekilebilir vesaire vesaire. Yani birçok özelliği var Himalaya tuzu. 84 çeşit mineral, iz elementler çok önemli. Bu nedenle suları arıtmak iyi değil. Aksine çok zararlı. Neden? Sudaki lityum diyelim ki 150 mili değil, mikrogram. Bu çok önemli. Beynin fonksiyonları, vücudun fonksiyonları için. Siz arıtırsanız iz elementler, sudaki iz elementler su arıtma aparatlarıyla yok olduğu için ne oluyor? Depresyona girebilirsiniz. Hemen değil tabii, zamanla sürekli arıtma suyu kullanırsanız tehlikeli. Tehlike çanları. Çok riskli. Nereden biliyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nde ta 1950 yılında Texas'ta yapılan bir araştırmada 50 şey 27 bölgeden suları, içme sularını alınmış, incelenmiş. İçme suyunda lityum oranı az olan bölgelerde insanlar gerilimli, gerginli, stresli, kavgacı. Lityum oranı yüksek olan sularda insanlar daha mülayim olduğu tespit edilmiş. 2 yıllık bu çalışmayı hükümet beğenmemiş. Bu böyle bir şey olmaz. İnanmamışlar onlar da ya ta lityum şu kadar az olursa şu kadar sorun, bu kadar çok olursa normal falan filan. Olmaz demişler yeni bir araştırma. 9 yıllık çalışma sonucu aynı neticeye varmışlardır. Yani sulardaki dengeye doğal su kullanalım. Zaten asit içecekler asla kullanmamak gerekir. Kolay da mesela mesela onlar zaten zararlı da. Arıtma suyu, arıtma cihazı satıyorlar ya, asla kullanmayın. Çünkü arıtılan, biz beynimiz
akü gibi çalışmıyor. Akünün tuzsuz suya ihtiyacı var, destile suya. Ama beynimizin neye ihtiyacı var? Beyin saniyede milyonlarca nörotransmitter gönderiyor. Bunları yapabilmesi için elektrik, burada elektrikli suya ihtiyacı var. Mineralli suya çalışması için. Birçok hormon ve hormonsu madde üretiyor. Bunlar için sudaki iz elementlere çok ihtiyacı var. Evet. Bu Himalaya tuzu da bu bakımdan çok çok önemli. Beynin fonksiyonları. Bazıları tuz şöyle zararlı, tuz böyle zararlı diye konuşuyorlar. Allah korusun, bir anne, hamile bir anne tuzsuz beslenirse çocuğun beyninin gelişimini engeller. O kadar riskli. Yeni doğan bebeklere tuzsuz beslenirse geri zekalı olur. İz elementler yok. İz element yok. Evet, yani yetişkin bir insanda tuzsuz beslenmeye başlarsa bağışıklık sistemi çöker, sistem çöker. Vücudumuzun minerallere ihtiyacı var. Özellikle Himalaya tuzu deniz tuzuyla hemen hemen aynı, 84 çeşit mineral olduğu için hemen hemen bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.